üzgün olduğumu belirtmek isterim. Çünkü bir baba olarak konuşuyorum ben. Bir e, erkek ve bir kız çocuğunun e, babası olarak konuşuyorum ve yüreğim yanıyor. Çünkü Sayın Bakan e, bu SMA hastası çocukların ailelerinin yapmış olduğu e, umut arayışına ne yazık ki öyle bir nitelendirme yaptı ki e, kirli oyunlar dedi. İlaç, ilaç şirketlerinin kirli oyunlarına e, izin vermeyeceğiz dedi. Ne yazık ki bu yanlış ifadeler barındıran bir açıklama oldu. Çünkü bir anne babaya siz evladınızın gözünün önünde eriyerek gittiği bir dönemde yüzde bir ya da milyonda bir ihtimal dahi olsa o anne baba Çin'de değil isterse uzayda olsun bir şekilde oraya gitmeye çalışır. Evladını yaşatabilmek için. SMA hastası çocuklarında aileleri şu anda resmen bunu yapıyor. Yeni çıkan kanunla onların yardım toplamaları zaten şu anda yasal olmayan yardım toplamaları Yasaklandı. Valilik tarafından izin izin verilecek. Bu şekilde yardım toplayabilecekler. E şimdi e, Sayın Bakan'ın açıkladığı doğru şöyle. E, devlet e, SMA hastalarına ücretsiz tedavi yapıyor dediği kısmı doğru ama bununla ilgili 3 tane ilaç var. Bu ilaçlardan bir tanesini devletimiz karşılıyor. E, bununla ilgili de o ilacın şöyle bir şeyi var. E, bu ilaç ömür boyunca vurulması gereken bir ilaç e, ve defalarca vuruluyor. Bununla ilgili de reaksiyon almaları gerekiyor çocukta. <laughs> 4 ayda bir kontrol oluyor galiba. Değil mi? Evet. Çocuktan. Evet. Her dört ayda bir hastaneye gidiyorlar yani. 2 defa da vurdurmak zorundalar bunu. 2 i̇ki, iki doz halinde. 70 küsür bin dolar galiba ondan maliyeti bir dozunun. Devlet bunu karşılıyor. Geri geri ödeme kapsamında. Ama yeni bir gen tedavisi çıktı. Bu gen tedavisinde de başarılar alınmaya başlandıktan sonra ESMAL aile aileleri buraya gidip tedaviyi burada yaptırmayı tercih ettiler. Çok pahalı bir Tedavi yöntemi 2 milyon küsür gibi e, dolar, 2 milyon dolar gibi bir rakama tekabül ediyor galiba. Evet. E, tabii kimsenin kolay kolay böyle bütçesi yok. Bununla ilgili de vatandaşlardan yardım istiyor. İşte sanatçılar, aydınlar, e, gazeteciler, toplumdaki söz sahibi olabilecek herkesi bu olaya katarak bir şekilde o parayı toplayıp bir umuda yolculuk yapmaya çalışıyorlar. at niyet düşünmeden bunları iyi niyet olarak bir baba olarak bunları söylüyorum ben. E, şimdi. Bu ilacın FDA işte onaysız ilaç dedi ve bununla ilgili çalışmalar onaylanmadı filan dendi ama Türkiye'deki tedarik listesinde var. FDA onaylı. Aynı zamanda yeni bir onay da aldı bu yıl içerisinde. Bu ilacın bilimsel olarak da bir takım izinlerin alındığını gösteriyor. Aileler bunu gördükten sonra da zaten daha çok mücadele etmeye başlıyor. E şimdi sayın 2019 yılında Sayın Bakan yine SMA hastası çocuklarla ilgili bir açıklama daha yapmıştı. Ne demişti? Biz SMA ile ilgili tanı kitlerini millileştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de son aşamaya gelindi dendi. Bu kitler yapılmıştır. Öyle düşünüyorum. bakan söyledikten sonra. Şimdi bu tanı önceden konsa 2 yıl içerisinde bu tanılar konduktan sonra bir daha SMA hastası çocuğun çok az olması gerekiyor. Ama ne yazık ki 2019 ile 2021 arasında yani bu ayda itibaren 300 tane daha yeni tanı konmuş. Ama ve bu evlilik öncesinde normalde o testler yapılacak ve çocuk doğmadan bu bilinecek yani. 5 dolar. Hı hı. Maliyeti 5 dolar. E, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gamze Taşçayar bunu açıkladı mecliste. 5 dolar. Hı hı. 5 dolarlık bir kitle SMA hastası çocukların doğum öncesinde e, bunu tespit edip engelleyebiliyorlar. Şimdi e, geldiğimiz noktadaysa var olan hali hazırda çocuklar ölüyor. Ailelerin gözünün önünde ölüyor. Ve bu çocukların zamanı yok. Ve gün geçtikçe de eriyorlar gözlerinin önünde. Benim evladım Allah göstermesin. Tamam böyle Çok bir durumda olsa ben de aynı şeyi yaparım. Mücadele ederim. bir Şimdi de ko kobay gibi yaftalanmak da yani aileler de anladığım kadarıyla şöyle diyor değil mi Murat? Yani ya kobay diyorsun sen ama ben çocuğumun ölmesindense, gözümün önünde erimesindense ben gidip bu tedaviyi yaptırmak istiyorum tabii ki. diyor. Evet. %1 bile olsa. Evet bir şansı. Evet. Ya, ya abi biz 50, yani. 50, 50 milyon doz şey. aşağı aldık. Daha üçüncü fazının sonuçları açıklanmayan Anladım. 50 milyon doz Anladım. aşı aldık. Bu demek oluyor ki biz bununla ilgili daha almadık ama 3 milyonunu aldık. Hı -hı. 3 milyon kişi 3 milyon tane doz vurulacak. Demek Hı -hı. ki 1,5 milyon kişi. 1,5 milyon kişi şu anda kobay değil mi? Hı -hı. Sonucu biliniyor mu? 65 yaş üstüne bu aşı vuruldu mu? Peki bu insanlar kobay mı Türk insanları? Türk vatandaşları kobay mı? Alınacak 50 milyon tane ilacın daha 3. faz sonuçları açıklanmadan alınması kobaylık anlamına gelmiyor mu? Bir umut ama değil mi? Bir, bir salgın var ve bunu vurdurmak zorundayız biz. Böyle deniyor değil mi? E o zaman SMA çocuklarının, ailelerinin vermiş olduğu mücadele niye kobaylık olsun? Umut aramak ya. Bu insanlar umut arıyor ya. O zaman biz devlet olarak bu çocukları yaşatalım. Devlet olarak ağırlığımızı koyalım bu ilaç firmasına. Kardeşim bizim evlatlarımıza tedavi yaptıracağız. E bununla ilgili maliyetlerde anlaşınca galiba bir anlaşma yapılınca 700 küsü bin dolarlara kadar düşüyormuş. Bunu bir şekilde tedarik edebiliriz. 6,5 milyar 6,5 milyar faiz gideri ödüyoruz biz. 6,5 milyar 179 milyar dolar biz Londra'daki tefecilere para ödemişiz. Biz beşli müteahhit çeteye sadece garanti ettiğimiz rakamlarda 61 milyar TL kur farkı ödemişiz. Kendi çocuklarımızı mı iyileştiremiyoruz. Suriye'deki gelen göçmen olarak özür dilerim. Suriye'den gelen sığınmacılara biz 50 milyar dolar para 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 harcamışız. Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin çocuklarına biz bu parayı nasıl veremiyoruz? Aslında burada söylenen 75 milyon TL temsili bir şey. Diyor ki o para nasıl olsa dağıtılacaktı. Nasıl olsa dağıtılacaktı. Dağıtılmadı. Türkiye'de başka, satılmayan iki bilete çıkan örnek var mı da? Ben duymadım daha önce. İki tane bilete çıkmamış. Varlık fonuna girecek ve biz onun ne olduğunu bilmeyeceğiz. E madem bu dağıtılmak üzere çıktı ve bizim paralarımız esamalı çocukların e, bu mücadelesine katkı olsun diye e, bu para oraya harcansın deniyor. Bu arada çok az çocuk tedavi olur ha çünkü 2 milyon euro zaten 2 zaten milyon euro zaten oradaki çocuklara falan. verilsin değil. Bu mücadeleyle kapsamında Tabii, masraflar neyse işler, bunun içerisinde dahil edilsin deniyor. belki orada bakanın şu açıdan katılmak mümkün olabilir. Diyor ya kirli oyunda da ben onu belki aile dinlemedim aileler açısından mı söylüyor ama şu açıdan sadece bunu o, haklı buluyorum. Bu ilacı üreten firma iki tane var galiba. Ciddi bir istismar söz konusu. Çünkü hani bu ilacın argesine bir şey harcadıysa bile bunun bir e, mali boyutuna baktığınızda muhtemelen o argeyi o kazandığı para ne kazanıyorsa onu kazandı artık ve hala bunu tek elinde tutarak e, ciddi bir e, suistimal de söz konusu ilaç üzerinde. Belki orada onu söylediyse. ya Devlet olarak girersiniz devreye. Siz koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanısınız. Girersiniz devreye. Almanya bunu geri ödeme kapsamına aldı. Avrupa'daki birçok ülke de aldı bunu. Geri ödeme kapsamında bu ilaçlar. Koyarsınız ağırlığınızı. Bununla ilgili yapabilecek çalışmaları ya da anlaşmaları yaparız. tutup da beş, işte bu geçmediğimiz köprüye para vereceğimize ben Murat Aryalı olarak alı çocuklara para vermeyi daha çok tercih ederim kardeşim. Bugün Kurfa... Avrasya tüneli gerçeklerini öğrendik. Evet. 65 milyon TL garanti ödemesi ödeyeceğiz. Geçmemiş evet. araçlar 365 milyon garanti ya, parası trafik ödeyeceğiz. Trafik azaldığı için garanti parası artıyor tabii yani. Tabii yani. bunu şey yapıyorlar. Sübvanse edilecek işte ileride bu geçecek falan deniyor da değil. 365 trilyon para aktaracağız biz geçmediğimiz şey tünele. Buradaki çocuklara da aktaracağımız rakamları devlet olarak biz karşılarız bunları. Çünkü evlat söz konusu ya. O çocuklara kullanırken o dil işte yine aynı noktaya geliyoruz biz. Bir tane tweetle ya da bir tane söylemle aynı düğmeden basıldı. Aynı şundan basıldı. Bunlar bir araya geldi. İşte Canan oraya gitti. Bak gördün mü? Melekler de orada. Bunları onlar gönderdi. Bak bunu yaptın mı? O şöyle oldu. Bak bunu yaptın mı, böyle oldu. Bu noktada nasıl bir şey var biliyor musun? Az önce söylerken o zaman konuşurken de e, durdum ben. Öyle bir noktada ayrışıyoruz ki biz. Öyle bir ikilemde ayrışıyoruz ki hepimizin yaşadığı şeyler var geçmişte. Şimdi sen bana kalkıp da hukukun bağımsızlığı bağımsızdır diyemezsin. Diyemezsin. Niye diyemezsin biliyor musun? Ben yaşadım çünkü onu. Ben o mahkemelerde 2008 yılından beri yargılanıyorum ben. 2008 yılından beri mütemadiyen çeşitli davalardan yargılanıyorum ben. Karşıma çıkan gerçekten yargının bağımsızlığını temsil edecek hakimler, savcılar yok mu? Var. Berat kararı aldım. Ama başka bir hakim, savcı. Ben berat aldım, aldım davadan şimdi yine yargılanıyorum. Yine yargılanıyorum. Şimdi polislerle ilgili görevini layıkıyla yapmayan polisler yok mu? <laughs> var. Bir sürü var canım var. hem de. Ama görevini layıkıyla yapan polislerimiz yok mu? Var. Hem de çok Kesinlikle fazla var. Kesinlikle aynı. Çok fazla var. Vicdan sahibi olan, her meslekte böyle bir de. liyakat sahibi olan, onuruna sahibi <laughs> olan birçok polis arkadaşımız var. Ben tanıyorum çoğunu. Ve bunlar görevlerine dört elle sarılı emir verirler. Dediğim gibi konuşamıyorlar.